İyi geceler. Gözlerim bozuldu kitap okumaktan. Sevgili Emmanuel Emenike. Gülmeyin, çok ciddi mektup. Geçtiğimiz hafta Ceyhun Yılmaz'la beraber birbirimizin programlarıyla ilgili kafa bulurken onun stüdyosunda biraz mahcup, biraz da ortamla alakasız oturmanızla ilgili olarak sizinle ilgili tekneyle gelen mülteci benzetmesi yaptım ve hatta Arap çocuk dedim. Bu sözleri söylediğimi fark etmedim bile. Çünkü sizi tanımıyorum. Aslında neredeyse hiçbir futbolcuyu tanımıyorum. Ülkemde mülteci olmak ayıp ya da aşağılık bir şey değildir. İnsanlarla mülteci diye dalga geçmeyiz. Burası onlara kucak açan insanların ülkesidir. Bunu yeterince yapamadığımız için kendimizi suçlamışızdır. Ülkemde siyahi renkte ya da Afrika kökenli olmakta bir sorun yoktur. Merak ederseniz tarihi araştırabilirsiniz. Bu kişiler başka birçok ülkede olduğu gibi sosyal bir mücadele vermek zorunda kalmamışlardır. Bu topraklarda yaşayan insanlar göçmenlik, mültecilik gibi birçok nedenle çok yer değiştirmişler. Irksal, dinsel, etnik, kültürel bir çeşitlilik, daha doğrusu büyük bir zenginlik yaratmışlardır. Ten rengi biraz koyu bir adama kıraathane, okul, iş, mahalle ortamında Arap lakabı takılır. Söyleyen de söylenen de bunu ırkçılık olarak algılamaz. Çocukluğumdan beri Afrikalılara Arap denmesinin yanlış olduğunu bilirim. Bunun Afrika'yı tanımamamızla, yakın Arap komşularımızı bile tanımamamızla ilgili olduğunu bilirim. Ama bu hatalı tanımlama içinde hiçbir kötü niyet barındırmadığı için beni rahatsız etmez. Film çekenler ışığı kesmek için kullandıkları çok koyu siyah kağıtlara zenci derler mesela. Bütün bunları niye mi anlatıyorum? Şunu bilin diye. Bu ülkede hiç kimse bilerek ya da bilmeyerek size ırkçı bir yaklaşımda bulunamaz. Mülteci olmak ayıp ya da aşağılık bir şey olmadığı için sizi mülteci sözüyle aşağılayamaz. Ne böyle bir tarih, ne böyle bir alışkanlık, ne de niyet var. Peki medyada birkaç adam ve hanım niye bağırıp çağırıyorlar? Karabüklülerin futbolcularına sahip çıkmaları ve bana getirdikleri eleştiriler başım üstüne. Bu eleştirilerdeki tona da saygı duyuyorum. Böyle bir başarı gösteren takım tabii ki futbolcusuyla gurur duyacak ve onu her fırsatta savunacaktır. Sevgili Emmanuel Emenike, gelelim şimdi ikimizi de ilgilendiren soruna. Benim ülkemde gazeteciler sürekli birbirleriyle kavga ederler. Köşe yazarları, hepsi değil tabii, sürekli birbirlerinin dedikodusunu yapar ve birbirlerine ağır laflar ederler. Bunların televizyon programlarında ülke gündemini tartışıyormuş gibi yaparak birbirlerine saldırsınlar diye maaş verilenleri de vardır. Bugünlerde umurlarında olmadığınız halde sizi bahane ederek bana saldıranları da bunlar ya da yakınlarıdır. Tabii başkaları da var. İyi niyetle beni ayıplayanlar da var. Düşününüz ki ben sizi tanımıyordum. Sizi görür görmez niye saldırıda bulunayım? Hayatımda gördüğüm ilk Afrika kökenli olmadığınıza göre ama onların bana niye saldırdığını uzun uzun anlatıp size yazılmış bu mektubun yönünü değiştirmek istemiyorum. Bunu bana bırakınız, bir de benim dertlerimle kafanızı bozmayayım. Kötü bir niyetim olmadığının ifadesi olarak size biraz kendimden bahsetmek isterim. Biraz fotoğrafçılık yaparım. Müthiş güzellikteki Afrika kıtasını korunaklı turistik alanlarda içkimi yudumlayarak değil, gerçekliğin dibine vurarak ziyaret etmişliğim vardır. Hatta Madagaskar Adası ile ilgili fotoğraf kitabım bu ülke ile ilgili yapılmış 3-4 kitaptan biridir. Kuzey Afrika'dan kız sevdim, siyah tenliydi. Yıllarca Leyli öğrenci gibi orada tuttuğum eve çıktım her hafta. Mülteciler içinde, AIDS içinde, açlık içinde, Haiti içinde en çok bağırıp çağıranlardan biriyim. Ama oturduğum yerden değil, programlar yaparak reytingsiz olmayı, şov dünyasında ciddi bir suratla oturmayı göze alarak. Bu güzel ten rengine adanmış yüzlerce fotoğraf çekmişim, insanlarla paylaşmışım. Fransızca, İspanyolca, Malgaşça, İngilizce, Arapça konuşan siyah dostlarım var. Sevgili Emmanuel Emenike, emin olun ki bugünlerde sizinle ilgili yazan bazı adamlar dostlarınız değil. Onlar Amerikalıların politically correct olmak dedikleri öğrenilmiş bir şeyi tekrarlıyorlar.
Afrika kökenlilere karşı ırkçılık gündemi olmayan bir ülkede güya ırkçılığa karşı hassasiyet uyandırmaya çalışıyorlar. Çünkü kolay, çünkü tehlikesiz. Çünkü artık zor maaş veren bir sektörde maaşlarını arttırabilmek için popüler olmak gibi bir zorunlulukları var. Afrika'ya dair adam gibi bir şey yazmamışlardır. Mülteci meselesine dair de. Bütün dünya filmler yapar, araştırma ve edebiyat ürünleri birbiri ardına gelir, dünya televizyonları ve basınında ilk haber olan bu konular bizim ülkede haber bile olmaz. Dolayısıyla sevgili Emmanuel, bu ülkede ne ırkçılık ne aşağılanmayla karşılaşırsınız. Siz çok ünlü bir futbolcu olmasaydınız bütün bunlar da zaten konuşulur muydu acaba? Sevgili Emmanuel Emenike, sizden ve Karabük taraftarlarından sadece belli bir süre kafanızı bozduğum için özür dilerim. Ama medyada yazılanlara aldanıp size karşı ırkçılık yapılabileceğini düşünmeyin. Bu benim ülkemde mümkün değil ve olmayacak. Dolayısıyla ben de ırkçılık ve mülteci benzetmesi konularında özür dilemeyeceğim. Yapmadığım bir şey için özür dileyip olmayan bir şeyi tarihe geçiremem. Ayrıca bana ırkçı diyenlere de özür dileteceğim. Sevgili Emmanuel, sizi dostlukla kucaklıyor, sizin ve takımınızın başarılarınızın devamını diliyorum. Okan Bayülgen, medyanın siyahı.